Tanımak. Hoş geldiniz. Bekir Tuğucu ben. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanıyım. Şu anda Başakşehir Şehir Hastanesi'nde de beyin cerrahisi bölümü eğitim sorumlusuyum. Yaklaşık bir yıldır da burada çalışıyoruz. Daha önceden Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde eğitim sorumlusuydum. Yaklaşık bir yıldır da ekibimizle beraber burada çalışmaya devam ediyoruz. Hocam, Parkinson hastalığı nedir? Sıklığı nedir? Parkinson hastalığı bir dejeneratif hastalık dediğimiz beynin bazı belli bölgelerindeki hücrelerin yaşla ağırlıklı olarak kaybıyla giden dejeneratif hastalık dediğimiz bir hastalık grubunun içinde yer alan bir hastalıktır. Ve Alzheimer hastalığından sonra da bu konuda dünyada en sık rastlanan hastalıktır. Ve özellikle 60 yaşın üzerinde sıklığı oldukça fazla olan bir hastalık. Halk arasında titreme hastalığı olarak bilinir ama aslında titreme sadece bu hastalığın bir parçası. Daha çok hareketlerde yavaşlama, giderek böyle donuklaşma, yüz ifadesinin kaybolması, yürürken öne doğru eğik yürüme ya da çok küçük adımlarla yürüme ve titremeyle, özellikle ellerde titremeyle karakterize. Yavaş başlayıp sinsi sinsi giderek ilerleyen ve yıllar içinde hastanın gündelik yaşam aktivitelerini tümüyle sürdürememesine neden olan bir hastalık. Cerrahi tedavisi var mıdır? Tedavi hangi birim üstlenir hocam? Aslına bakarsanız Parkinson hastalığını primer olarak tedaviyi üstlenen birim nöroloji doktorları. İlk başta bu hastane nöroloji doktorları tarafından görünüyorlar ve tanısı konduktan sonra ilaç tedavisi altına alınıyorlar ve ilk yıllar içinde de ilaç tedavisiyle oldukça iyi tedavi ediliyor bu hasta grubu. Ama zamanla ilaçların yan etkileri ortaya çıkmaya başlıyor ve aynı zamanda ilaçların yan etkisiyle beraber artık ilaçlarda bu hastalıkta semptomları çok fazla kontrol edemiyor hale geliyorlar ve hastalar ilk başta oldukça iyi tedavi edilirken bir süre sonra yemek içme, oturduğu yerden kalkabilme, tuvalet ihtiyacı gibi son derece temel gündelik yaşam aktivitelerinde bile maalesef tek başlarına yapamıyor ve başkalarına bağımlı hale gelmeye başlıyorlar. İşte o aşamada biz cerrahlar bazı hastalar için, her hasta için değil ama araya girmeye başlıyoruz ve bu hastada beyin pili dediğimiz bir cerrahi uygulayabiliyoruz. Beyin pili yerleştirdiğimiz hastalarda bu beynin içine oldukça yüksek teknoloji ile milimetrik hesaplarla iki tane elektrot yerleştiriyoruz ve daha sonra bu elektrodu da cilt altından, kulak arkasından uzatıp kablolarını da göğüs kafesinin oraya yerleştiriyoruz. Ve bu ameliyatta hastalar oldukça ciddi bir şekilde faydalanıyorlar. Uygun hasta için tabii bunu söylüyorum. Genellikle bu titreme ya da işte hareketlerde yavaşlama, donma gibi semptomlarda oldukça ciddi iyileşmeler sağlayabiliyoruz bu hasta grubunda. Beyin pili ameliyatı sadece Parkinson hastalığında mı kullanılır hocam? Parkinson hastalığı beyin pili ameliyatlarının sadece bir kısmı. Ama şöyle söyleyeyim, bu ameliyatla uğraşan cerrahların, benim gibi cerrahların hemen hemen çoğu hastası Parkinson hastasıdır. Ama bunun yanında Parkinson hastalığı olmadan da ellerde titremeyle giden ama Parkinson'un diğer bulgularını eşlik etmediği esansiyel tremor dediğimiz hastalar da oldukça ciddi bir şekilde beyin pilinden faydalanıyorlar. Bir diğer majör ana hasta hedeflerimiz de yine beyin pilinde distoni dediğimiz, özellikle çocuk yaşlarda ileri derecede kasılmalarla giden bir hastalık grubu daha var. Bu hastalık grubunda da derin beyin stimülasyonu dediğimiz bu beyin pili oldukça işe yarıyor. Son dönemlerde henüz Türkiye'de SGK tarafından onaylanmadı ve uygulanmıyor ama SARA hastalığının tedavisinde, yani epilepsi tedavisinde de derin beyin stimülasyonu dediğimiz bu beyin pili ameliyatları kullanılıyor dünyada. Türkiye'de de bir süre sonra kullanılmaya başlanacak.